Herkese merhabalar. Yazılı Havuzu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Kanalımız yazıya hazırlanmanın çok ötesinde bir kanal. Kanalımızı tüm derslerde düzenli takip ederek gireceğiniz sınavın adı ne olursa olsun beraber harika bir hazırlık yapmış olacağız. Bu videomuzda sizlerle birlikte 8. sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi, Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye ünitesinin 5. konusu olan toplumsal alanda yapılan inkılaplar konusunu işleyeceğiz. Bu videonun ders notlarının PDF'i açıklama kısmında mevcut. Eğer önce oradan PDF'leri indirip kendiniz bir kez okuyup sonra da dersi buradan takip ederseniz hiçbir eksiğiniz kalmayacak. Ve gireceğiniz tüm sınavlarda tüm soruları doğru yapacaksınız. Hazırsanız vakit kaybetmeden dersimize hemen başlayalım. Evet değerli arkadaşlar, toplumsal alanda yapılan inkılaplar dedik. Daha önceki konularda siyasi alanda yapılan inkılapları konuştuk. Eğitim, kültür alanında yapılan inkılapları konuştuk, hukuku konuştuk ve bugün de sizlerle toplumsal alanda yapılan inkılapları konuşacağız. Şimdi toplumsal alanda yapılan inkılap dediğimizde toplumla ilgili, topluma ilişkin inkılaplar demek. Bazen kaynaklarda toplumsal değil de bunu sosyal alanda yapılan inkılaplar diye de görürsünüz veya sorularda ikisi aynı anlama gelir. Neler yapıldı? Tekke ve zaviyelerin kapatılması, kılık kıyafet alanında yapılan yenilikler, takvim saat ölçülerde yapılan değişiklikler, hafta sonu tatil gününün değişmesi, soyadı kanunu, kadınlara siyasi haklar verilmesi bunların hepsi toplumsal alanda yapılan inkılaplar olarak değerlendirilebilir. Şimdi Osmanlı toplumu farklı millet ve inançlardan oluşuyordu. Halk arasında kültür birliği oluşmadığı için ve son dönemde bir kültür çatışması yaşandığı için toplum kaynaşamadı. Toplumsal alanda yapılan inkılaplarla Türk toplumunu ortak değerlerde buluşturup uygulamalarda bir işbirliği sağlamak amaçlanmış. Önce kılık kıyafet inkılabı şapka kanunuyla başlayalım. Kafaya takılan fes 2. Mahmut döneminde Osmanlı'nın son zamanlarında bir yenilik olarak gelmiş. Ancak değerli arkadaşlar, o tarihlere geldiğimizde 1900'lü yılların başında gelişmiş olan Avrupa'da fes takan toplum şöyle görülüyordu, yani imaj olarak geri kalmış ülke imajı uyandırıyordu kafadaki fes. Hocam bir fes toplumu ileri ya da geriye götürür mü? Götürmez. Ama o tarihlerde algı o yöndeydi. Ve Mustafa Kemal Atatürk ne diyor? Medeni ve uluslararası kıyafet milletimiz için layık bir kıyafettir. Onu giyeceğiz. Ayakta ayakkabı, bacakta pantolon, üstte yelek, gömlek, kravat, yakalık, ceket ve elbette bunların tamamlayıcısı olarak da başta kenarlı başlık olacak diyor. Bunu açık söylemek isterim. Bu başlığın ismine de serpuş, şapka denir diyor arkadaşlar. Ve işte Mustafa Kemal şapka kanunun, kılık kıyafet kanununun gerekçesini bu da aslında bizlere anlatmış. Mustafa Kemal 1925 yılında Kastamonu'ya bir gezi yapıyor ve gezide kafasına şapka takıyor. Halka şapka hakkında bilgiler veriyor. Gerçekte uygar olan Türkiye halkının dış görünüşü ile de uygar ve ileri insanlar olduğunu göstermek zorundayız diyor Kastamonu halkına. Kanun çıkarılmadan şapkayı takıyor, tanıtımını yapıyor ve bu da Mustafa Kemal'in yine daha önce işte harf inkılabında nasıl kara tahtanın başına geçtiyse inkılapların öncüsü olduğunu gösteriyor bize. Ve 25 Kasım 1925 tarihinde çıkarılan kanun ile fes yerine şapka takılması zorunlu hale geliyor. Türkiye Cumhuriyeti halkını tamamen çağdaş, bütün anlam ve görünüşüyle uygar bir toplum haline ulaştırmanın amaçlandığını söyleyebiliriz. Osmanlı Devleti çok uluslu bir devletti. Farklı dinden, farklı kültürden insanlar vardı. Ve kişilerin kıyafetlerine bakarak hangi dine mensup olduğunu bilebilirdik. Yani şöyle düşünün, sınıfa girdiniz. İnsanların kıyafetinden kimin hangi dine inandığını anlayabiliyorsunuz. Ve 1934 yılında çıkarılan bir kanunla dini kıyafetlerle sokakta gezilmesi yasaklanıyor. Kanuna göre sadece dinlerin birinci kişileri, mesela Müslümanlar için Diyanet İşleri Başkanı, işte Rum ve Ermeni patrikleri, Yahudiler için hahambaşı, sadece onlar ibadet yeri dışında dini kıyafet kullanabilir. Ama bir cami hocası mesela dini kıyafetle sokakta gezemez. Burada da arkadaşlar insanların dini duygularının sömürülmesi,
veya o çatışmanın ortadan kalkması amaçlanmış diyebiliriz. Kılık kıyafet inkılabını bir ilkelerle eşleştirelim. Toplumda ayrımı önlediği için halçılık, dini kıyafetlerle gezilmesi yasaklandığı için dini diyoruz, laiklik. Tabii çağdaş, modern bir görünüm kazandırdığı için de inkılapçılık ilkesi diyebiliriz. Geldik toplumsal, sosyal alanda yapılan bir diğer yeniliğe, tekke ve zaviyelerin kapatılması. Şimdi bir tarikattan olanların barındıkları, ibadet ve tören yaptıkları yerlerin büyük olanına tekke deniyor, daha küçük olan yapıya zaviye deniyor. Son dönemlerde bazı tekke ve zaviyelerde kişiler halkın dini duygularını sömürmeye başlamışlar. Ve Mustafa Kemal de diyor ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar memleketi olamaz. En doğru ve en gerçek tarikat medeniyet tarikatıdır diyor. Burada Mustafa Kemal'in amacı arkadaşlar din adamlarını ayrıştırmak, onlara zarar vermek, dinle uğraşmak değil. Burada şeyhten, dervişten, müritten, mensuptan kasıt din adamı görünerek insanların dini duygularını sömüren sahte din adamlarıyla bir mücadele var. Aslında dini korumaya yönelik bir çalışma olduğunu söyleyebiliriz. Ve 30 Kasım 1925 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir kanun çıkarılıyor. Bu kanunla tekke ve zaviyeler kapatılıyor. Şeyh, dede, derviş, mürit gibi unvanların kullanılması yasaklanıyor. Falcılık, büyücülük, muskacılık gibi din dışı uygulamalarda yine yasaklanıyor. Şimdi ilkelerle bir eşleştirelim. Din dışı uygulamalar yasaklandığı için din diyoruz arkadaşlar, laiklik. Halkın yararına bir çalışma, halkın dini duygularının sömürülmesi engelleniyor. Ayrımcılık önleniyor. Dolayısıyla halkçılık ilkesine de uymaktadır. Geldik bir diğer toplumsal alanda yapılan çalışmaya, takvim, saat ve ölçülerde değişiklik. Şimdi Osmanlı toplumunda kullanılan takvim, saat, ölçü birimleriyle Avrupa'da kullanılanlar farklıydı. Bu durumda ticari ilişkileri olumsuz etkiliyor. Takvim ve ölçüler, hatta şöyle söyleyelim, bırakın dünyayı, Osmanlı içerisinde bile bölgeden bölgeye farklılık gösteriyor. Hem ülke içinde birlikteliği sağlamak hem de Avrupa ile ticari ilişkileri kolaylaştırmak için Avrupa'nın kullandığı birimlere geçiliyor. Takvim ve saatle başlayalım. Önceden biz hicri takvim kullanıyorduk ve bir yıl 354 gündü. Veya mali işlerde Rumi takvim kullanılıyordu arkadaşlar. Yani ülkede bile bir birliktelik yok. 26 Aralık 1925 tarihinde çıkarılan kanunla hicri ve Rumi takvim kalkıyor. Yerine bugün kullandığımız o Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs aylarının olduğu Avrupa'nın ve dünyanın kullandığı miladi takvim geliyor. Ve miladi takvim kabul edildiği tarihten hemen 5 gün sonra 1 Ocak 1926 yılından itibaren kullanılmaya başlanıyor. Ve şu an kullandığımız takvim budur arkadaşlar. O dönemde Alaturka saat sistemi kullanılıyordu. Onun yerine şu an kullandığımız uluslararası saat sistemine de geçiliyor. Geldik rakamlara. Osmanlı'da Arap alfabesine bağlı olan rakamlar kullanılıyordu. Tabii dünya şu an bizim kullandığımız 1, 2, 3 bunları kullanıyor. Ve Avrupa'ya, dünyaya uyum sağlamak için 28 Mayıs 1928 tarihinde uluslararası rakamlar da kabul ediliyor. Ölçülerde de değişiklik yapıyoruz. Önce ağırlık ölçüleri diyelim. Osmanlı'da dirhem, okka gibi birimler kullanılıyor. Hem ülke içerisinde, yani bu dirhemin, okkanın ülke içinde bile net bir ölçü birimi yok. Hem ülke içinde birliği sağlamak, hem Avrupa ile ticari ilişkileri kolaylaştırmak için kilogram kullanılmaya başlanıyor. Uzunluk birimi olarak da bizde arşın, endaze, kulaç diye bir ölçü birimi var arkadaşlar. Herkesin kulacı bir olabilir mi? Yani benim kulacım büyüktür, sizin kulacınız daha küçük olabilir veya daha büyük olabilir. Dolayısıyla hem ülke içinde hem Avrupa ile ticari ilişkileri kolaylaştırmak için uzunluk birimi olarak da metre kullanılmaya başlanıyor. Tabii takvim, saat, ölçü, rakam, hafta sonu tatili gibi değişiklikler çağdaş toplumlara, dünyaya uymak için yapıldığında inkılapçılık ilkesiyle eşleştirilebilir. Yine Avrupa ile ticari ilişkilerde sorun yaşandığı için bizde hafta sonu tatili Cuma'ydı.
Avrupa'da pazar ve hafta sonu tatili bizde de cumadan pazar gününe alınıyor. Evet, geldik soyadı kanununa. Eskiden insanların soyadı yoktu. Kişiler çeşitli unvanlar kullanırdı. Kişiler ya babalarının isimleri, ya lakapları, ya fiziki özellikleri, meslekleri, memleketlerine göre isimlendirilirdi. Tabii bazı kişiler ayrıcalıklı şekilde anılırdı. Mesela Paşa Ahmet. Veya aynı özellikte pek çok kişi olduğu için yani baba adı aynı, ismi aynı, aynı köyde yaşıyorlar. Resmi işlerde karışıklık oluyor. İşte Mehmet oğlu Ahmet mesela. Köyde iki tane var. Birisi askerden yeni gelmiş, birisi de askere gidecek. Askerden yeni gelen yanlışlıkla tekrar askere götürülebiliyordu. Askerlik, mahkeme, tapu, miras, eğitim tüm işlerde bir karışıklık oluyordu. Bunun için 21 Haziran 1934 tarihinde bir kanun çıkarılıyor. Ve herkesin bir soyadı alması zorunlu hale geliyor. İlkelerle bir eşleştirelim. Soy isimleri Türkçe olacak arkadaşlar. O zaman milliyetçilik. Soyadı dilimiz Türkçe karşısında anlamlı olacak. Yani mesela ABC diye bir soy ismi olamaz. Tabi burada dil korunmaya çalışıldığı için milliyetçilik. Soyadı Gülünç olmayacak arkadaşlar. Halkçılık. Yani halkın yararına yine hani halkın iyiliğine bir şey. Ahlaka aykırı olmayacak yine halkçılık. Soyadı da bir rütbe bir ayrıcalık olmayacak. Ayrıcalık olmayacaksa yine halkçılık. Ve soyadında yabancı bir ırk, bir millet adı olmayacak. O zaman milliyetçilik. Tabii bir yenilik olduğu için de tamamını inkılapçılık olarak alabiliriz. Evet, soyadı kanunu karışıklıkları, ayrıcalıkları önleyip halkın yararına bir çalışma olup eşitlik olacağı için halkçılık olduğunu söyledik. Türkçe olmayan kelimeler soy isim alınmayacağı için ve milli bir kimlik oluşturmak istenildiği için milliyetçilik. Çağdaş ülkelerde soyadı kullanılıyor ve biz de kullanmaya başlıyoruz. Yeni bir uygulama, o yüzden inkılapçılık. Ayrıca değerli arkadaşlar, bunun dışında laiklikte de bir bağı var. O bağ da şuradan geliyor. Hacı, hafız, hoca, molla gibi dini unvan ve lakaplar yasaklanıyor. Eskiden mesela senin adın Şeyh Ahmet'ti, artık bunu kullanamayacaksın. Dini bir terim koyamayacaksın önüne. Dolayısıyla burada da bir laiklik durumu söz konusu. Hocam soyadı kanunu derlerse hangisini işaretleyeceğiz? Yukarıda hangi durum anlatılıyorsa ona göre bir yorum yapacağız. Ve Büyük Millet Meclisi Mustafa Kemal'e de Atatürk soyadını veriyor. Atatürk soyadı sadece Mustafa Kemal'e aittir. Kardeşi Makbule Hanım bile arkadaşlar Atatürk soyadını kullanamamıştır. O sadece Mustafa Kemal'e verilen Türklerin atası anlamında bir soy isimdir. Evet, geldik kadınlara siyasi haklar verilmesine. Mustafa Kemal ne diyor? Bir toplum, bir millet erkek ve kadın denilen iki cins insandan meydana gelir. Mümkün müdür diyor, bir topluluğun yarısı topraklara zincirlerle bağlı kalsın, diğer kısmı yükselsin. Yani burada topluluğun yarısı derken, toprağa zincirle bağlı kalan derken kadından bahsediyor. Ve burada da kadın erkek eşitliğine yine Mustafa Kemal'in çok önem verdiğini bu sözünden anlayabiliyoruz sevgili arkadaşlar. Daha önce neler yapılmıştı kadın hakları ile ilgili? 3 Mart 1924 tarihinde Tevhid-i Tedrisat Kanunu çıkarılmış, karma eğitim başlamış. Kadın erkek artık aynı sınıfta okuyabilecekler. 17 Şubat 1926'da sosyal ekonomik haklarını elde etmişti kadın. Ancak o tarihte siyasi haklar verilmemişti. Yani şahitlik, miras, boşanma, evlenme vesaire bunlarla ilgili haklarını kadın medeni kanunda almıştı. Ama siyasi haklar o dönem verilmemişti. Bunu da özellikle söylemiştik. Milli egemenlik güçlensin, demokrasi gelişsin, siyasi alanda da kadın erkek eşit olsun diye işte kadına siyasi haklar da veriliyor arkadaşlar. Biraz geç kalınsa da Türk kadını siyasi haklarına da kavuşuyor. Peki ne zaman? Önce 1930 yılında belediye seçimleri var ve Türk kadını belediye seçimlerine katılma hakkını elde ediyor. 1933 yılında muhtarlık seçimleri var. Türk kadını muhtarlık seçimlerine katılıyor ve 1934 yılında milletvekilliği seçimleri var. Türk kadını milletvekilliği seçimlerine katılma hakkını elde ediyor. Yani 1934 yılına gelindiğinde Türk kadını bütün haklarını elde etmiş oluyor siyasi anlamda. Ve bunu da tarih olarak bazen hani direkt tarihini sormasalar da
kronolojik olarak sıralayın diyor. Önce hangisi, sonra hangisi falan diye. Ve biz bunu 034 BMW diye kodladık. 034'ün 0'ı 1930'dan geliyor. 3 1933'ten geliyor. 4 1934'ten geliyor. B belediyeydi. M muhtar. V de vekillik. Yani milletvekilliği. Türk kadının siyasi haklarını bu şekilde kazanmış. Tabii dünyaya baktığımız arkadaşlar, bizden önce kazananlar var ve bizden sonra kazananlar var. Ve bakıldığı zaman İsviçre, Çin, Fransa, Japonya, Türkiye bunlardan çok çok önce kadına seçme seçilme hakkını verilmiş. Bazen şöyle sorular geliyor. Öğrenci arkadaşlarımız çok yanlış yapıyorlar. Buraya da dikkat edelim, yeri gelmişken ondan da bahsedelim. Mesela soruda diyor ki işte dünyada kadınlara hakkını veren ilk ülke Türkiye olmuştur. İlk değiliz arkadaşlar. Bizden önce verenler var. Veya son da değiliz. Eğer böyle kesin cümleler kullanılırsa o cümlelere lütfen çok dikkat edelim. Evet sevgili arkadaşlar, dersimiz burada bitti. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Sizler için faydalı bir video olduğunu düşünüyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.